Bergama, Kızıl Avlu'ya adı verilen bir yapı kompleksinin içindeyiz. Adeta büyülenmiş durumdayız. Burada kırmızı tuğladan yapılmış muhteşem bir yapı var. Yapıyı anlamaya çalışıyorum. Muhtemelen Ayasofya ile Daştaş ve Ayasofya kadar görkemli bir yapı. Ancak gereken önem verilmeyince, bir süre sonra buranın önemi ortadan kalkınca yapı da harap olmuş, terk edilmiş. Yapının kenarlarında iki tane kule benzeri, Alanya'daki Kızıl Kule'yi andıran kuleler var. Bakın arada görünüyor buradan. Bu Kızıl Kule bir tanesini şu an cami olarak kullanıyorlar. Caminin görevlisiyle yaptığımız videoyu YouTube'a atacağım. Ama şu an Kızıl Kule denilen yapı gördüğünüz gibi muhteşem. Geçmişte kapalı olmalı. Ama işte zaman içerisinde yapının önemi azalınca ya da bu bölge terk edilince yapı şu an harabe halinde. Restorasyon projesi hazırlanmış ve tanıtımla ilgili bilgiler var ama içeride bir inşaatla ilgili bir çalışmanın olmadığını da görüyoruz. Geçit yerleri içi tamamen ören yeri denildi. Harabe halinde. Kuleymiş. Kulenin bir kısmı yıkılmış. Detayları size göstereyim. Bakın. Şimdi detaylar. Oldukça ilgi çekici bir yapı. Bergama'da Kızıl Avlu. Ve ilginç kalan başka unsurlar da var bu yapıya. Burası bir kule gibi olmalı. Geçmişte ama bu böyle bir yıkılmış. Paylaşayım. Yapının bahçesine çıktığımız zaman bir aslan adam heykeli var. Şöyle baktığınız zaman yani çok büyük bir yapı. Anda aynısı sağ tarafta da var. Bu tarafı cami olarak kullanılıyor. Yani baktığınız zaman pişmiş topraklar üst üste. Bu yapının bir benzeri bildiğiniz gibi Sart antik kentinde de var. Orada da pişmiş topraklarla aynı böyle yüksek bir bina yapılmış. O yapının bir benzeri, nefes alan tarih. Bakın Kiril alfabesi. Bu alfabeyi bilenler okuyabilirler. Burada da farklı bir yazı türüyle karşıyız. İhtişama bakın. Muhteşem bir kule. Alanya'nın Kızıl Kulesi'ni hatırlatıyor. Şu fotoğrafımızı görebiliyorsunuz. Şuraya çıkarsam eğer görebilirsiniz. Evet, burada gözümüze geliyor. Belirgin bir şekilde tamir ediyorlar. İki farklı düşünce yapısı var. Benim düşünce yapım benzer malzemeyle tamir edilmesi. Ama bazı ekoller bunun tamir edildiğinin belli olması için farklı malzeme kullandık savunması da yetiştirebiliyorlar. Bakın kulenin içi. Yani böyle bir yapının cam fanusta korunması gerekir, düzeltilmesi gerekir. Binlerce, milyonlarca turiste, dünyaya hizmet sunması bekletir. Burada muhteşem heykeller varmış gördüğünüz gibi.
Aslan kafalı bir heykel. Bu Anadolu eserlerinden ziyade bir Mısır tanrısı, Mısır tanrıçası gibi görünüyor.